Başkanım, kentsel dönüşümle ilgili Beşiktaş'ın durum nedir? Beşiktaş'ın 21 hektarlık alan kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş idi. Yani Sağlık Grup Başkanlığı ile Fatih Camii'nin arasında kalan eski Samsun Caddesi'nin alt bölgesi dediğimiz kısım kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş idi. Dışarıdan baktığınız zaman kentsel dönüşüm tabii ki faydalı bir şey. Ama bir kaynak yaratıldığı takdirde vatandaşlar mağdur edilmemek koşuluyla iyi bir konu. Fakat biz göreve geldiğimiz zaman baktık ki burada 1500 konut, 360 iş yeri vardı bu alanda. Vatandaşların tapularına işlenmiş. Mesela orada tamirat, tadilat yapılamıyor. Alım satım yapılamıyor. Kiralama yapılamıyor. Ayrıca arazisini, binasını ipotek olarak verip de kredi kullanma imkanları yoktu. Biz göreve geldiğimiz zaman toplu konut idaresiyle görüştük. Dedik ki böyle böyle bir konu var. Bununla ilgili siz bu işin neresindesiniz? Yani bu konuyla ilgili durumunuz ne diye sorduk kendilerine. Bu bölgede kamulaştırma yapamayacaklarını bize belirttiler. Büyükşehir yapabilir mi bunu? Büyükşehir de yapamaz. Onlar da biz yapamayız dediler. Beşiktaş Belediyesi yapabilir mi bunu? Beşiktaş Belediyesi yapamaz. Yani bir kaynak aktaramadığınız takdirde, merkezi hükümetin buraya bir kaynak aktaramadığı takdirde vatandaşların tamamen önü kapanmış oluyor, kilitlenmiş oluyor. Biz de bu süreçte önceki dönemde ilk baştan tamamını kaldırmak yönünde bir irade ortaya koyduk. Meclisimizden o şekilde karar aldık. Fakat Trabzon Büyükşehir Belediyesi dedi ki bu yasa gereği 5.3 hektarlık kısım kaldırılamaz. Çünkü eski hükümet binasının önüne, yani bugün kütüphanenin önündeki kısımda kentsel dönüşümden dolayı stok konutları başlatılmıştı. Dolayısıyla o başladığı için herhangi bir şey yapılamadı oraya. O alan kaldı. Yani yaklaşık 16-17 hektarlık bölümünü kaldırmıştık. Son süreçte 11 vilayetimizde meydana gelen deprem dolayısıyla ki buradan depremde hayatını kaybeden 50 binin üstündeki vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Artık devletimizin bütün olanakları o bölgeye kaydı. Otomatikman doğru olan da budur. Bizim bu bölgede toplu konut idaresi istese bile yakın bir gelecekte yani burada bu alanları kamulaştırmadaki çalışmaları olmayacağı aşikar. Büyükşehir Belediyemizle konuştuk. Siz burada bir kamulaştırma yapabilir misiniz? Onlar da asla böyle bir kamulaştırma yapamayız dediler. İlçemizde doğalgaz çalışması yapılıyor. Bakıyorsunuz oradaki vatandaşlara biz kentsel dönüşüm alanında burası. Buraya doğalgaz veremiyoruz diyoruz. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet içerisinde. Biz de dedik ki toplu konut idaresindeki kimse ne diyor? Siz Ankara'da duruyorsunuz. Vatandaşlara muhatap değilsiniz. Büyükşehir'deki daire başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanı'na diyoruz ki siz Trabzon'da yaşıyorsunuz ama bu işin muhataplarıyla biz her gün karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın haklarını iade edelim. Vatandaşlarımız bu durumda mağdur olmasın diye kendileriyle görüştük. En sonunda kentsel dönüşümün tamamen iptal edilmesini, burada yaşayan vatandaşın haklarının kendilerine iade edilmesi yönünde karar aldık. Bizim meclisimizden de karar çıktı. Büyükşehir Meclis tarafından da onaylandı. Şimdi kentsel dönüşüm ortadan kalktı ve vatandaşlarımızın hakları iade edildi. Merkezde olduğu gibi yapılaşma hakları paralel olarak kendilerine verilmiş oldu. Biz halkına daha önceden de kentsel dönüşüm çilesine son demiştik ve bunu da başardık. Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm bitti dedik. Ama kentsel dönüşüm bitti demek eski binaların ilçe merkezinde ilelebet kalacağı anlamına gelmiyor. Yeni yapmış olduğumuz imar planında öyle fırsatlar tanındı ki ilçe merkezindeki eski binalar kendi kendini yenilemek için cazip hale getirildi. Bu imar planımızın aslında en büyük başarısı buraya yatıyor. Şehir merkezimiz çok geçmeyecek 3-5 sene içerisinde kendi kendini yenileyen, kendi kendini değiştiren bir şehir haline gelecek. İmar planımızın bence en önemli, en güzel tarafı da budur. Önümüzdeki süreçte bunun kıymetini halkımız daha iyi anlayacak. Teşekkür ediyorum. Kırat gider yokuşa, analları valı daşa. Kırat gider yokuşa, analları valı daşa. Yine geliyor yine, yaşa başkanım yaşa. Yine geliyor yine, yaşa başkanım yaşa.